Dostlar selam. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün yine yeni bir otomobil tamir bakım videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konuğu 2012 model Nissan Qashqai 1.5 DSi motora sahip bir araç. Aracımızın sorununa da gelecek olursak, birkaç gün önce yeğenim aracıyla birlikte iş yerinden eve dönerken kırmızı ışıkta duruyor. Kırmızı ışık yeşile dönünce haliyle araçta ilk gaza bastığı anda motor bloğundan böyle pof diye bir ses geliyor. Bunun üzerine hemen iniyor, kaputu açıyor ve bir kontrol sağlıyor. Herhangi bir işte hani su kaçağıdır, yağ kaçağıdır vesaire bir şey göremeyince beni aradı. Dayıcım böyle böyle bir durum oldu. Yani bu durumda ne yapmam gerekiyor şeklinde. Ben de kendisini yönlendirdim. İlk başta araçta soğutma sıvısının var olup olmadığının kontrolünü sağlamasını istedim. Soğutma sıvısının olduğunu, herhangi bir eksilme olmadığını söyledi. Bunun üzerine tekrardan marş yapmasını ve aracın motor sesini dinlemesini istedim. Dediğimi yaptı, herhangi bir anormallik olmadığını, lakin motor arıza lambasının yanıyor olduğunu söyledi. Aracı hareket ettirmesini söyledim. Herhangi bir hareketinde anormallik var mı diye sordum. Hareket ettirdi. Herhangi bir anormallik olmadığını söyledi. O zaman çok fazla yüklenmeden yavaş yavaş eve doğru gelmesini istedim. Zaten 3-4 kilometrelik bir mesafede bu sorunu yaşadığını söyleyince, yani eve gelmesinde bir sakınca olmayacağını düşündüm ve o şekilde yavaş yavaş eve geldi dostlar. Ben de iş yerimden döndüğümde ilk başta bütün hortumları ve boruları şöyle bir gözle kontrol sağladım. Başta işin açıkçası göremedim. Yeğenime marşa basmasını söyledim. Marşa bastıktan sonra her bir hortumu elimle böyle yokladım arkadaşlar. Bilhassa kelepçe diplerini vesaire. Bu esnada aha da bakın. Şu şekilde turbo basınç hortumunun borusunu oynattığım an zaten oluşan hasar kendini hemen belli etti ve motor sesi değişmeye başladı. Görmüş olduğunuz üzere buradaki turbo basınç hortumumuzun borusu patlamış dostlar. Bunun yenisiyle değişimini şimdi sizlerle birlikte yapacağız. Yedek parçayı da temin ettim. Şu şekilde size parçayı da tam net biçimde göstermek istiyorum. Bunu internetten aldım dostlar. Bulunduğumuz ilçenin sanayisine gittik, sorduk, soruşturduk. 6-7 parçacı gezdik fakat ellerinde yoktu. Mecburen internetten sipariş vermek durumunda kaldık. 2 gün içerisinde de zaten elimize ulaştı parça. Bu parçanın değişimini yaparken de kullanacak olduğumuz 1 bölü 4 inçlik lokma takımını ve çeşitli el aletlerini de size şöyle göstermiş olayım. Sevgili dostlar, umarım sizler için hem bilgilendirici ve hem de faydalı bir video olur ümidiyle ben işlemlere başlıyorum. Ayrıca da şunu belirtmek istiyorum. Videolarımın daha fazla kitlelere erişebilmesini sağlamanız açısından YouTube algoritması bunu gerektiriyor dostlar. Lütfen videoları yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyiniz. Sevgili dostlar, sizlere iyi seyirler.
Evet sevgili dostlar, elimden geldiği dilimin döndüğünce sizlere 2012 model 1.5 DSi dizel motora sahip Nissan Qashqai aracın turbo basınç hortumu borusunun değişimini ve bu boru üzerinde yer alan turbo basınç sensörünün temizliğini göstermeye çalıştım. Umarım kendi işini kendisi yapmayı düşünen dostlara faydalı bir içerik olmuştur. Böylece bir videonun daha sonuna gelirken sizlerden önemli ricam, YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişebilmek adına lütfen videolarımı yararlı buluyorsanız beğenmeyi, kanala destek olmak için abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Daha güzel yarınlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşça kalın.